Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Fulleten Edebiyat Soru Bankam'dan dikkat. Divan şiiri, nazım biçimleri ve türleri test 2'yi çözeceğim. Çok istek oldu arkadaşlar. Şu Gazeli Kaside'yi hocam şöyle bir tekrar edelim. Onlardan çok soru geliyor dediler. Biz de çok doğru dedik. Haydi bir test daha ekleyelim istedik. Hemen birinci soruya bakalım. Bakın bir uzun dize var, bir kısa dize var. Çizebilirsem bir uzun dize, bir kısa dize. Şimdi şuna hakim olmalısınız. Bir uzun, bir kısa dizeler varsa nazım biçimleri videomda söylemiştim. Buna müstezat diyoruz arkadaşlar. Hemen müstezatla ilgili belli ki bir soru gelecek bize. Hangisi bununla ilgili değildir diyor. Bakalım. Hakim olalım ya, boş verin. Yani hocam vallahi şıklardan giderim. Belki yaparsın şıklardan ama bilerek yapmak ne kadar eğlenceli, zevkli değil mi? Bu müstezattır dediğiniz çok havalı bir nokta değil mi dediğiniz zaman? Değil mi? Kesin böyle gidelim ya. Gazelden türemiş nazım biçimi. Doğru, müstezatlar gazelden türemişlerdir. Çünkü hep beyit görüntüsü var. Araya sanki bir şeyler sıkıştırılmış gibi. Bir uzun bir kısa dize. Doğru. Kısa dizeler okunmasa da anlamlı bütün. Evet, böyle bir özellik var arkadaşlar. Bunu kazanmış olalım bu soruda. Müstezatlarda bu kısa dizeleri okumasanız da anlamlı bir bütün oluşturuyor zaten. Aruzun uzun ya da kısa kalıpları, evet, kullanılabilir, neden olmasın. En güzel örneklerini Azmizade Haleti vermiş diyor. Azmizade Haleti'yi edebiyatımızda rubayiler ile tanıyoruz. Yani alakası bile yok müstezat ile. Devam. Bakın çok önemli bir kavram cebe koyacağız. Farklı bir kavram. Çok böyle kullanmadığımız sağda solda ama bilmenizde fayda olan. Şimdi bir gazelin içinde matla beyti bir daha tekrar ediyorsa. Şimdi matla giriş beyti. Giriş beytini bir daha tekrar ederse gazel ona reddi matla deriz. Reddeder artık, onu kabul etmez. Nereden geldin sen der. Git buradan der. Doğal olarak reddi matla cebinizde kalsın. Belki bir yerlerde bir kavram sorusu gelir ki inşallah gelmez tabii. Evet. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisi kasidenin? Kasidede asıl konunun anlatıldığı bölümdür. Kasidede asıl amaç nedir? Asıl konu nedir? Din ya da devlet büyüğünü övmektir. Övgü nerede yer alır hocam? Bu tarz övgüler metiyede. Yani Fahriye'de de övgü var da o kişinin kendisine övgüsü. Yazarın, şairin değil mi? Doğal olarak metiye, yani Denizli bizim doğru cevabımız olacak. Hemen bir diğer soru, dördüncü soru. Mesnevi'nin bölümleriyle ilgili güzel bir soru, çok sağlam bir soru. Ne diyor? Hangisi getirilmeli? Şimdi bölümleri saymış. Boş ver bölümleri. Tegazül neydi hocam? Kasidede gazel okuma. Ne alaka mesneviyle? Girizgah, metiyeye geçiş. Şatiye, din ile, inançlarla alaylı bir şekilde konuşma. Dua, dua zaten hatime burada yazıyor. Elimizde sadece sebebi telif kalıyor. Bazı sorular vardır ki bildiklerinizden hareket ederek de çok rahat yapabilirsiniz. Ama yine de benden küçücük bir öneri hocam. Şu mesnevinin bölümlerini adınız gibi bilin, olur mu? Çok önemlidir. Peki devam, geldik 5. soruya. Aşağıdaki kaside isimlerinden hangisi nesip bölümünde işlenen konuya göre ad almıştır diyor. Nesip bölümü dediğimiz kısım teşbip diye de adlandırdığımız tasvir kısmıdır. Su kasidesi, yani su kasidesi neye göre almıştır? Redif'ine göre değil mi? Redif'te bu ismi almıştı. Raiye, sümbiliye, tevhid derken bahariye dikkatimizi çekiyor. Çok sık bahar tasviri yapılıyor arkadaşlar nesipte, bunu lütfen unutmayınız, olur mu? Hemen 6. soruya bakalım, güzel bir soru da orada var. Bu 1. sorunun aslında destekçisi. Gazelden türemiş bir nazım biçimidir. Dizelere eklenen kısa dizelere ziyade adı verilir. Evet, müstezatı bir kez daha burada hatırlamış oldu. Gayet rahat bir test, çok rahat çözülebilecek bir test ama çok şey katıyor bize. Şarkıda her bendin 3. dizesine ne denir hocam? Şimdi ilk avazı geçtim. Gazelle ilgili bir kavram bu, biliyorsunuz. Fahriye kasidede geçiyor zaten. Matla da yine gazel ve kasideyle ilgili. Hamse'de neydi hocam? 5 mesnevi. Elimizde miyan kaldı. Miyan ya da miyanhane diyorlar. Konu anlatımlarında var arkadaşlar. Nazım biçimleri videosunu tekrar tekrar vurgulamış olayım. Geldik 8 hocam. 8. soru bizden ne ister? Ne diyor? Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisiyle ilgili bir bilgi yukarıda verilmemiştir? Şimdi vasıta beyti vardırla ben terkibi bende elerim hocam. Halk edebiyatında türkünün karşılığıyla şarkıyı elerim. Bunu da şöyle bir çizelim. Günümüzde iki hikayenin karşılığı ile mesneviyi elerim. Övgü amacıyla yazılmıştır da kaside elerim. Ne diyor? Yoğun düşünce örgüsü vardır. Bu daha çok rubailer için geçerli bir şeydir. Gazellerde de düşünce vardır. Çok doğru ama hakimane gazellerin sayısı çok azdır. Daha çok böyle aşikane, rindane gazeller görürsünüz. O yüzden yoğun düşünce örgüsü vardır, eşittir gazel dersek hata yapmış oluruz. Rubai çok daha mantıklı oraya, değil mi? Gazelle ilgili bilgi verilmemiş yani. Geldik 9'a. Bu cümledeki boşluğa hangisi getirilmeli? Dize ortalarında uyak bulunan gazellere musammat gazel diyoruz. Bir kavram daha kazanmış olduk. Bu testten miyan kelimesini gerçi daha önce kullanmıştık ama reddi matla ve musammat gazel kavramlarını bu testten kazanmış almış olduk arkadaşlar. Geldik 10. soruya. Yukarıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir diyor. Şimdi Nedim Enderun'u, Vasıf ve Yahya Kemal'i çok iyi hatırlıyoruz. Naili'yi de hatırlıyoruz da çok bariz olanları şöyle bir eledim ben. Ziya Paşa ile Naili kaldı. Ziya Paşa'nın şarkısı mümkün değil. Tanzimat döneminde şarkı yazan kim var Allah'ını seversen? Peki devam. Aşağıdakilerden hangisi bentlerden oluşmaz diyor. Daha görür görmez hiç okumaya gerek yok. Rubai'nin bir dörtlük de oluştuğunu biliyoruz değil mi? Daha çok
dörtlükler halinde, daha çok da demeyelim hatta, dörtlükler halinde kurulan bir nazım biçimi vurgusunu yapmıştık. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beytinden alınmış olamaz? Gazelin ilk beyti AA ile kafiyelenir. Aynı kafiyelenişe sahiptir. Şöyle bir bakıyorum, farklı olan bir şey arıyorum. Ceyhan'da değil mi? Bular ve idi, iş bular, zerk idi, AB dersin en kötü ona duruma göre. Geldim 13. soruyu artık bitiriyoruz. Dayan lütfen. Ab gündür gümbeti de var rengi bilmezem. Ya muhit olmuş gözümden gümbeti de var su diyor. Zevki tivgundan acep yok olsa gönlüm çak çak. Kim mürur ile baravur rahneler devara su diyor. Ha hocam su 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 su. Ha divara su duvara diyor, duvara rahneler böyle basamaklar. Peki hocam su kasidesi hiç artistliğe gerek yok. Net bir şekilde kasideden alınmış. Geldik hocam 14'e bitiriyoruz. Hakimane gazel ahlaki öğütler veren özdeyiş niteliğindeki sözleri bulunduğu gazellerdir. Tamam. Aşağıdan hangisi hakimane gazelleriyle tanınmıştır? Hakimane yani felsefi düşünce boyutu ön planda olan gazel Nabi ile bütünleşmiştir. Uzattım hocam. Bakalım bundan sonra nasıl bir videoyla karşınıza geleceğim. Bir sonraki soru çözümünde ya da konu anlatımında görüşmek üzere.